Odun fiyatları nasıl? Neden bu kadar pahalı? Ya mazottan geçen dolayı. Geçen yıl ne kadardı? Geçen yıl 800'dü, 750 idi. Geçen yıl mazot 7 milyondu, bugün 25 bin lira. O yüzden odun da pahalıdır. Ondan dolayı millet mağdurdur yani, ne desek. Mecbur, herkes gelip odunları alıyor. İhtiyaçtır yani. Gelip fiyatları görünce biz de mecburi şimdi meseleyi söylüyoruz, diyoruz mazot pahalıdır, işçilik pahalıdır. Fakir zaten doğal gaza geçemiyor, aynı devam ediyor. Geçen sene 3 ton alıyordu, bu sene 2 ton alıyor. Gücü yetmiyor yani, 3 ton getirse 2 ton alıyor. Geçen sene 750, 2 ay sonra 900'e çıktı, 1 milyara oldu, şimdi 2 milyar 250. Piyasası şu anda öyle. İşte pahalıdır, millet alamıyorlar. Durum böyledir yani. Neden bu kadar yükseldi? Mazot yüzünde, her şey mazota bağlıdır. Mazot bağlanınca nakliye biniyor, o yüzden bağlanmış. İşte millet de zor duruma düşüyor, o mecburdur. Nasıl ekmek mecbur alabiliyor, odun da kışın olmazsa olmuyor. Geçen sene mesela arabayla birlikte kira hepsi içinde 8-9 milyar para ediyordu. Şu anda sadece kira parası 12 milyar para ediyorum. Yani o yüzden mesela odun da pahalıdır. İşçisidir, orman kesiminde yakıtıdır, araba, traktör yakıtıdır. Hepsi o dolayında bu kadar pahalıdır. Yani normalde mesela çok dışarıya da gittiği için odunlar mesela pahalı oluyor. Her gün 50 araba dışarıya gidiyor. Vatandaş ne diyor size abi? Ula vatandaş ne diyecek? Yani zaten alışmış bu ekonomik şeysinden, krizlerden. Her şey aynıydı. Yani odun da normaldir yani. Un turbası geçen sene 100 milyondu, şu anda 500 milyondur. Odun iki katı yemiş, sıkıntı yok onların da, aynıdır. Yani pek bir şey söylemiyorlar. Yok, pek bir şey söylemiyorlar. Yani onlar da normal görüyorlar. Yani yağ tanekesi 150-140'tı geçen sene. Bu sene 600-700 milyondur. Yani bu geçen sene 1 milyara yakın veriyordu. Şu anda 2-200 veriyoruz. Yani normaldir odun. Millet alamıyor. Yani taksitle veriyoruz. Mecburen millete hizmet etmektir.